Güzel. Şöyle alalım. Herkes kendi şurasına meselesine. Bak şurada. Ha, böyle olur mu? Bizim durumu yok. O yüzden arka tarafından bunu kapıp taşlayıp. Ben mesela her zaman için 3 parça halinde düşünüyorum. Ucu genelde böyle küçük parmaklar, içerinin parmak uçları ve şu şekilde. Yani değer değdiği zaman istersen şunu tabii ki. Aslında bizim için deprem iyileştirme fazı son depremzedemizde evine kavuşup yastığa başını huzurla koyana kadar devam edecek. Deprem iyileştirme fazı bizler için aslında bir taraftan sosyoekonomik güçlendirme, bir taraftan hayatın normale dönmesi, bir taraftan da eğer meslek edindirme ihtiyacı varsa meslek edindirme anlamına geliyor. Bu anlamda esnaf destek projelerimiz var, çiftçi destek projelerimiz var, meslek edindirme kurslarımız var. İyilikle Pişen Hayatlar projemiz de aslında bir nevi bence hem psikososyal destek hem de meslek edindirme şeklinde düşünebiliriz. Burada deprem bölgesinin farklı illerinden gelen kız kardeşlerimiz var. Aslında tabii kadın olunca hepimiz evin mutfağında bir şekilde yemek pişiriyoruz ama tabii ki profesyonel mutfak biraz daha farklı incelikler içeriyor. Bu anlamda bugün bu kurs serimize diyelim temel mutfak eğitimiyle başladık. 6 milimetre doğru geçeceğim. Genellikle böyle daha büyük sotelerde. Ya başımıza gelen bu felakette zaten Kızılay'ın ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Yemeğin iyileştirici gücünü kullanarak bunu yapmamız çok güzel. Çünkü yemek bizim için şifadır. Ne zaman başımız sıkışsa, hasta olsak, kederlensek, üzülsek veya mutlu olsak hep hayatımızda yemek var. Her anımızı yemekle kutluyoruz veya yemekle avunuyoruz. Sen de bir şey mi alıyorsun?